Suradoru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam kurbanla alakalı olarak e, sorularımıza bugün de müsaade ederseniz devam etmek istiyoruz. Şimdi e, kurban edilecek hayvanlar e, hayır kurumlarına kurban yani hayır kurumlarına verilebilir mi? E, oralarda kestirilebilir mi? Veya işte vekaletle kurban kesilebilir mi? Bu konuyu bir kere daha anlatabilirseniz seviniriz. Çünkü birçok e, şehirlerde yaşayanlar özellikle hayır kurumlarına verip bir şekilde kestirmek istiyorlar. Ama ibadetlerinin de düzgün yapılmasını istiyorlar insanlar tabii haklı olarak. Bir de e, birkaç hayvan kesten bir kişi kurban bayramında hali vakti yerinde devirdi birkaç hayvan. Hepsi kurban olur mu? Böyle sorularımız var. Şimdi Mustafa Bey e, kurbanı e, hayır kurumlarına vermek iki türlü. Birisi ya kesmeyin falan ben hayır kurumuna vereyim parasını vereyim. Etini de istemiyor yani. Yok olduğu gibi veriyor hayvan. Olduğu gibi. Hayvanı veriyor. Hayvanı veriyor. Anladım. Veya fakire veriyor. Fakire veriyor. Ee, bu uygun mu? E şimdi hayır kurumuna eee kestebilirsin. Yani piyasada şu anda korban e, kurban kesen e, birçok vakıf dernek bu işle meşgul oluyor. Hatta Diyanetim bile var. Değil mi? Var. İhlas Vakfı'nın var. Ee, Tabii daha önceki e, bazı konularımızda biz onlara temas ettik. Yeri geldi yine. Yeri geldi ki yine temas edeceğiz. O vekalet konusuna. Ee, şimdi öncelikle yani biz diri olarak hayvanımızı alıp da bir hayır kurumuna işte hayır ne siz ne yaparsanız yapın. Bir fakire al sen ne yaparsan yap. Diye verme caiz değil. Aa. Değil. Veriyorduk daha önceleri. O başka türlü. Bizim burada anlatmak istediğimiz farklı bir şey var. Evet. Yani benim kurbanımı al, kestemiyorum. Kurbanı hayır kurbana veriyorum. Ona ne yaparsa yapsın diyorum. Hmm. Veya fakire veriyorum. Ne yaparsa yapsın. Hmm. Yani hediye ediyorum bir yerde. Bu kurban olmaz. Ya da kurbanın kendisini değil de kurbanlık hayvanın kendisini değil de parasını veriyorum. O da olmaz. Alın ne yaparsanız yapın. Aha parasını veriyorum. O da olmaz. Peki olan şekli nedir? Olan şekli şu. Ee, bir dernek, bir vakıf veya diyelim ki mahallemize tanıdığım bir fakir. Önce fakirde başlayalım. Fakiri çağırıyorum. Diyorum ki bak arkadaş şu kurbanlık parası. Benim bağçım olan kurbanım var. Sen de hayvan almayı kesmeyi kestirmeyi biliyorsun. Benim vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye ve dilediğin şekilde tasarruf etmeye seni ben kendime umum vekil tayin ettim. Al parasını dedi verdi. Hmm. Artık top fakirde. Top gidi, e, fakir gidecek, hisse mi girecek? Ondan sonra yoksa <laughs> kendisi gidip pazardan satın mı alacak? Kendisi mi kesecek, kestirecek mi? Umum vekil olduğu için alır keser ve evinde tamamen kendisi de yiyebilir. Fakir olduğu için. Fakir olduğu için. Zaten Şimdi, fakire vermesi, fakir. fakire vermesi gerekiyor. O vekildi zaten. Ee, böylece ne oldu? Bir, benim kurbanım yerime geldi. Fakire daha aynı şekilde yardım oldu. Oldu mu? Oldu. Veya derneğe bir vakfa. Ee, o vakıftaki yöneticiler, mesela İhlas Vakfı bunu çok güzel başarıyor yazmış adam internet sitesine online sistemine kendi şeyine sitesine girdiğin zaman <laughs> diyor ki bak bunlar 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 umu vekil tayin edebilirsin yurt dışı yurt dışı e, kurbanlarında bunlar hesap numarada bunlar sen onları tıklıyorsun ben şu isimleri yazılı olanları kendime vacip olan kurbanımı almaya aldırmaya kesmeye kesmeye umum vekil tayin ettim vacip mi vacip onu da işaretledim parasını yatırdım gönderdim o vekillerin elde zaten geliyor o liste. Geliyor her birinin eline geliyor. Umu vekil olduğu için onun adına kurbanla alır, kestirir. Umu vekil olduğu için de dilediği şekilde tasarruf eder. Yani fakirlere dağıtır. Oldum, oldum. Öbür türlü olmadıydı. Yani doğrudan doğruya derneğe, doğrudan doğruya vakfa parasını yahut da hayvanın kendisini alıp yahut da fakire alıp vermek caiz değildir. Çünkü cevherede deniyor ki kurban verilen para sevabı yüz misli yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. E şimdi sen e, kurban parasını e, teberru olarak hediye ettiğin zaman tamam bir sadaka sevabı asıl olacak. Ama kurban kesme sevabı deniyor cevheri kitabında. E, yüz misli yani pek çok parayı sadaka verme sevabından çok daha fazladır. Bunun için o bir emirdir, o bir ibadettir. Dolayısıyla onun kesilmesi lazım. Yani kesmeyip de ben hayrına veri vereyim olmaz. Bazı dini kurumlar da mesela bu yanlışın içine düşüyor o zaman. Demek ki din bilgileri yok. Dini kurum ama atıyorum Kur'an kursu veya adam geliyor Kur'an Kur kursuna diyor şey topluyoruz, kurban topluyoruz diyor verecek misiniz falan. Kur'an kursuna olmaz. Yani, Camiye olmaz. E, öbürü de işte iyi niyetle sözüm ona şey yapıyor. İyi diyor ben size vereyim bu sefer diyor. Olmaz. veriyor başka bir şey yok arada evet. yani ne vekalet etmek var artık o kurban nerede kesiliyor nasıl kesiliyor onu da biliyoruz kesiliyor mu, kesiliyor kesiliyor mu, mu? kesilmiyor da, mu işte sonradan bir sürü ayyuka çıktı ya evet adam mesela 10 bin tane böyle toplamış bin tane ya kesiyor ya kesmiyor ve kestiklerini de götürüp ayın çekti et e balık kurumuna satıyor Öyle öbür de diyor ki, bazıları veren de diyor ki ya kuran kursuna verdik diyor daha ne olacak falan diyor verdin de. Ama e, şartları var bunun. Yani. E, burada e, şimdi alan da veren de ikisi de cahil. Ne cahili din cahili. Dinini bilmiyor. Fıkıh ilmihal kitaplarından kurban kesen de ondan sonra bu işlerle meşgul olan da oturup aynı şekilde okuması lazım. Vekalet nasıl alınır? O ciddi bir iş. Tamam tamam sen ben senin vekili olayım. İyi Değil öyle ciddi iş arkadaşım yani. Toprağın altında bunun hesabını senden soracaklar. İster inan ister inanma. Sen inanmıyorum diye sen geç demeyecekler ki gel bakalım ciddi. E sana da soracaklar. E canım ben veri verdim işte falan. Veri verdin de arkadaşım yani dinini bilmeden niye veri verdin ki? Adam aynı şekilde dinle alakası yok geldi senden kurban dedi aldı götürdü parayı. Niye araştırmadın? Değil mi? Ha. Niye dikkat etmedin? Niye aynı şekilde sorgulamadın? Bu işi doğru yapıyor musun yapmıyor musun diye niye sorgulamadın? İki taraf da suçlu. Yarın mahşer günü. E ben verdim kurtuldum yok öyle. Verdim kurtuldum söz konusu değil. Gelelim şimdi ee, Kurbanı satın alması için kesmesi için başkasını vekil edebilir mi? <laughs> Edebilirim mesela. Birisini ben umum vekil tayin etmiyorum da döndüm dedim ki Mustafa Bey dedim sen dedim hayvandan anlarsın. Ben seni vekil ettim bana bir dedim aynı şekilde koç al kurbanlık. İşte şu kadar fiyatta falan. Sen de gittin satın aldın getirdin. Ne yaptın şimdi sen? Sen benim satın alma vekilim oldun. O kadar. O kadar. Başka bir şey yapamazsın. Evet. Sonra bir başkasını e, gittim dedim ki benim kurbanımı kesiver, ben seni vekil ettim. O da vekil ettim, kesti dağıtma işini de ona vermedim. Kesti sadece. Sadece kesti. Evet. Parçaladı, koydu. Artık da, e, kendim yaparım veya birisine şunları ben eve ayırdım şunları sen fakirlere ver ver dedim. Onu vekil ettim. Olur mu? Olur. Olur. Umumi Ama, vekil etme konusunu anlatmıştınız daha önce. Hı. Demek ki umumi vekil edince adı üstünde umumi. Bütün hepsinden Hepsine. sorumlu. Hepsi. E, mesela ben siz demiş olsaydım ki ee, Mustafa Bey ben e, vacip olan kurbanımı halletmek için seni kendime umum vekil ettim. Deseydiniz. Deseydim. Satın alma kesmede kestirmede de dağıtma da sen artık aynı şekilde benim e, vekilimsin. Bunların, bunların hepsini yapabiliyorsun. Onun için mesela diyelim ki bir vakıf, bir dernek neyse bir yere şey yaparken oradaki dernek yetkilileri, yetkilileri veyahut da vakıf yetkilileri kimler vekil olacak onları o, e, milletin önüne koyması lazım. Bu dinin emridir. Hı hı. Bunu ister Diyanet yapsın, ister İhlas Vakfı yapsın, ister başka kurumlar yapsın, kim yaparsa yapsın. Önüne koyacak. Bunları umum vekil tayin et diyecek. Fiyat da belli olacak. Yurt içi, yurt dışı. Onu da aynı şekilde belli edeceksin. Ondan sonra da parasını vereceksin. O adamcağız çekilir. Ha senin vermiş olduğun yurt dışı dedin. Hindistan'da kesildi, Afganistan'da kesildi, Sudan'da kesildi, Çat'ta kesildi neyse. Yurt dışı herhangi bir yerde aynı şekilde kesildi. Artık sen karışmıyorsun ona. Sen ona karışmıyorsun. Ama vekalet verirken, vekalet verirken, vekalet verenin de alanın da bu Allah Teala'nın emridir ibadettir ciddi olması lazım. Evet. Öyle laf olsun diye ev işte böyle olsun da falan, o olmaz o. Vekalet konusunda siz an, yıllardır anlatıyorsunuz. Ee, Tabi bunu hiç önem vermeyenler vardı. Sonradan öğrendiler. Ama yanlış öğrendiler bazıları da. Şimdi diyorsunuz ki sen e, vekaletini ver. Tamam Kur'an kursunu ben vekil ettim diyor. Kur'an kursu vekil olmaz. Değil mi? Düzel kilo. Yani orada İhlas Vakfı'nın yaptığı gibi şahısların isimleri olacak. Bizzat şahıs olacak yani. Vekil. Şimdi Mustafa Bey Kur'an kursunu veya e, camiye olur, olur şekli şöyle. Kur'an kursun bir mütevelli heyeti vardır değil mi? Tamam. Bunlar isimlerini yazsınlar. Dört kişi beş kişi. Gitsin gelsin demiş ki desin ki Osman Ali biz işte böyle böyle. Bunlar vekil. Ha ben bakarım tamam. Bunları umu vekil tayince fiyatımız da bu. Kur'an kursuna değil ama kestirecekler tamam Kur'an kursundaki öğrencilere kullanacaklar tamam. Oradaki görevliler kesecek ama tamam. Ama vekalet olacak ben Kur'an kursuna veremem. İhlas Vakfı'nın kendisine veremem ama İhlas Vakfı'ndaki o mütevelli heyetinde vekil olanlar, Kur'an kursundaki vekil olanlar, cami yaptırma derneğindeki vekil olanlar, Diyanet'te de aynı şekilde vekalet vekil olanlar belli olması lazım. Canım sen yatır barayı işte Diyaneti vekil et, Diyaneti vekil etme edemezsin. Camiyi vekil edemezsin. Kur'an Kursu'nu vekil edemezsin. İhlas Vakfı'nı vekil edemezsin. Efendim işte TGRT'yi vekil etmiyor. Yok e, müşahhas bir şahıs değil ki. TGRT'de dersen kamerayı mı acaba <laughs> değil vekil ediyorsun yani? <laughs> İçin bir fark Olmaz yok. TGRT'yi demek de yani kamera burada, demek. Burada insan vekil edilecek. Onu iyi bilmek gerekir. Peki satın alırken niyet etmek gerekir mi? Bu konuda bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya diye niyet etmelidir buyuruluyor. E peki birisini vekil ettim falan. Vekil edince zaten otomatik olarak o senin adına e, niyet ediyor, geliyor e, ve e, Vekil olan kimse. Ama alırken daha ben bunu kurban için satan oluyorum. İlle söylemen gerekir mi? Yok. Kalbinden geçirmen yeterli. Hatta niye gidiyorsun sen kurban pazarına? Kurban satın almak Baban için gidiyorsun. Al. Yani o da bir niyet midir? O da bir niyettir deniyor kitaplarda. Peki birkaç kişi e, özür dilerim bir kişi birkaç tane aynı şekilde hayvanı pat 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 kesti. Hani siz dediniz ya. Hayvanı çok coştu Sürüsü var. Evet. E şimdi birkaç koyun keserse hepsi kurban olur buyuruyor. Hmm. Yahut eti çok olan kurban diğerler nafile olduğu daha doğrudur. E şimdi kitaplarda buyuruyor ki tamam kurban bayramında kestiğisin, bundan hepsi kurban olur. Ama bu adam bir tanesi vacip. Hani en semizi vacip olan diğerlerden afile kurban olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız <laughs> diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hacca giderken veya gelirken ölenin geçmiş günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden, azap görmeden cennete girer. Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder. Hac edip kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. Talip, başlangıçta pis ve aşağıdır ve Hak Teâlâ çok temiz ve çok yüksektir. Yolu bilen bir vasıta lazımdır. Her iki tarafı anlayan bir mürşid-i kâmil, talibe aracılık yapar. Pir vasıtadır. Sona varanlar, Mürşit olmadan ilerler. Talibin pirine karşı edebini beyan eden mektup. Talipte dini İslam'ın sahibine ittiba ve şeyhine muhabbet oldukta her şey kolaydır. Talip itikadını düzelttikten ve zaruri fık ahkâmını öğrenip icabıyla amel ettikten sonra bütün vaktlerini zikre sarf eyleye o şart ile ki zikri kamil ve mükemmel olan şeyhden almış ola. Talip mürşidin huzurunda zikr ve nafile ile meşgul olmamalıdır ki feyzden mahrum kalmaya. Açan çiçeklere meyve ilmi. <Sessiz> Hak'tan Muhammed'siz Hak'tan gelen Derde derman Muhammed Muhammed'siz Hak'tan gelen Derde Çok meşgul ol Kur'an ile kalpten pasın Gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammed'siz Gönüllere Allah aşkı Haccın farzı üçtür. Bu üçünden biri yapılmazsa, hac sahih olmaz. 1- İhramdır. İhram, niyet ile birlikte, zikirden, telbiye, ibaret olup, bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda, iftitah tekbiri gibidir. Alameti, peştemal gibi, iki beyaz bez olup, biri belden aşağı sarılır, öteki Omuzlara sarılır. İple bağlanmaz, düğümlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki beze de ihram denildi. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucunu sol omuz üstüne getirmek sünnettir. 2. Arefe günü Arafat'ın Vâdi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde vakfeye durmak 3. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ziyaret etmektir. Tavaf Mescid-i Haram içinde Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. Dördü Fars, üçü vacip olmak üzere yedi kere dönülür. Ben yürürüm, ya ne, Ebu Zer Gıfari Hazretleri Radiyallahu anh İkinci Bölüm Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Benim ümmetimde Ebu Zer, Meryem oğlu İsa'nın zühdüne, dünyadan ve dünyalık şeylerden uzak durmak sahiptir. Bu fıtrat üzere yaratılmıştır. Beni Gıfar kabilesinden biri olan Ebu Zer Gıfari Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Zer Gıfari Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Müslüman olmuştur. Yıllardır aradığı hakikate kavuşmakla tarifsiz bir sevince gark olmuştur. Ebu Zergıfari, mertliği, cesaretiyle meşhur biridir. İşte o, Müslüman olduktan sonra yüreğinde duyduğu müthiş hazdan ve yaratılıştan gelen cesaretinin verdiği güçle, gidip Kabe'nin yanında kelime-i şehadet okur. Hem de haykırarak. İlk etapta neye uğradığını şaşıran zalimler güruhu, müşrikler buna bir mana veremezler. Acaba bu şahıs aklını mı yitirmiştir? Çünkü yakın uzak herkes onların zalimliğini ve acımasızlığını bilmektedir. Ve bu korkusuz adamı onların ellerinden kurtaracak kimse de yoktur.'' Müşrikler şaşkınlıklarını üzerinden atar atmaz, Ebu Zer Gıfari Hazretlerinin bir kere daha kelime-i şehadeti söylemesine fırsat bırakmazlar. Çünkü o gözünü kan bürümüş, sırtlan sürüleri büyük bir fırsat yakalamışlardır. Hemen çullanırlar Hazreti Ebu Zer'in üstüne. Taş, sopa ne bulurlarsa vururlar. Onları kudurtan şey ise kan revan içinde kalan Ebu Zer Hazretlerinin tebessüm etmesidir. Bu onları daha da çıldırtmaya yeter de artar bile. İşte bu sırada Hazreti Abbas imdadına yetişir Ebu Zer'in. Onu döven müşrikleri can evinden, batıl mabudundan vurur. Der ki onlara, siz ne yapıyorsunuz? Bu adam beni gıfar kabilesindendir ve biliyorsunuz ki onun yurdu sizin ticaret yollarınızın üstünde. Artık nasıl gidip geleceksiniz güvenle?'' kervan, mal sözünü duyan, ekmekleri zulüm, suları kan, ilahları put ve maddiyat olan müşrikler hemen geri çekilirler. Hazreti Abbas onları en zayıf noktasından vurmuştur. Küfür bir daha göstermiştir kendisini en karanlık yüzüyle. Çünkü mümin olduğu kelime-i şehadet söylediği için Ebu Zer Hazretlerini ölesiye döven o müşrikler o kadar hararetle savundukları, uğruna masumlara kıydıkları, evlerinin baş köşesine oturtup taptıkları putlarını iki kuruşluk ticarete hemen satmışlardır. Bir süre sonra Ebu Zergıfari Hazretleri pek şerefli, bir o kadar da zor bir görev alır. Evet, o kendi dünyasına doğan güneşi kabilesinin üzerine doğdurmak için efendimizin emriyle büyük bir aşkla yola çıkar memleketine doğru çünkü o oraya gidecek ve İslamiyeti anlatacaktır kabilesine öyle ya kendi kabilesi de karanlıklardan çıkmalıdır onun gibi ve sonsuz saadet'e kavuşmalıdır bir süre sonra kabilesinin olduğu yere gelen büyük sahabi, onlara İslamiyet'i anlatmak için, kat ettiği yolun yorgunluğunu, açlığını ve susuzluğunu dinlemeden başlar davete. Onları bir araya toplayıp, Efendimiz'i getirdiği dini anlatır uzun bir süre. Sonra bir gün kendisinin de Müslüman olduğunu söyleyince, kalabalıktan homurtular yükselmeye başlar. Dedelerimizin dini, ya bizim putlarımız gibi sesler yükselince kalabalıktan büyük sahabi taşı gediğine koymakta gecikmez. Der ki onlara, ey kabilem bir gün Nuam putunun önüne süt koymuştum da bir köpek gelip onu içmiş sonra da putun üzerine pislemişti. Şimdi sizin bana ilah diye bahsettiğiniz o put, ne bir köpeğe mani olmaya ne de kendisini korumaya muktedirdir. Gelin insaf edin. Bunlar sıradan cümleler elbette ki değildir. Hele bu idrak, bu cesaret. İşte eshab-ı kiram olmanın farkı. Herkes adeta dilini yutmuş, yine herkes birinin bu sessizliği bozmasını bekler gibi birbirlerine bakışmaktadırlar. Biraz sonra başta o kabilenin reisi olmak üzere büyük bir çoğunluğu artık kıyamete kadar semadan eksik olmayacak ebedi saadetin anahtarını haykırırlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir sonraki bölümde hayatını aktarmaya devam edeceğimiz bu bölümümüzü Ebu Zergıfari Hazretlerinin talebi üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın ona yaptığı nasihatleri, Yine bu büyük sahabinin anlatımıyla noktalıyoruz. Ebu Zergıfari Hazretleri buyurdu ki, Bir gün mescide girdim. Resulullah yalnız oturuyordu. Ben de gidip o serverin yanına oturdum. Buyurdu ki, Ya Ebu Zer, mescide girince iki rekat namaz, yani tahiyyetül mescid namazı kılmak gerekir. Kalk, kıl. Ben de kalktım, iki rekat tahiyyetül mescid namazını kıldım. Sonra yine Resulullah'ın yanına vardım. Dedim ki, ya Resulallah, bana namaz kılmayı emir buyurdunuz. Bu namaz nedir? Resulullah, azı ve çoğu Allahü Teala'nın koyduğu bir ibadettir buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, hangi amel daha eftaldir? Resulullah Allahü Teala'ya iman etmek ve onun yolunda cihat yapmaktır buyurdu. Yine sual ettim ki ya Resulallah iman bakımından en kamil mümin hangisidir? Resulullah ahlakı en güzel olandır buyurdu. Yine dedim ki ya Resulallah müminlerin en emini kimdir? Buyurdu ki insanlara elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimsedir. Sual ettim ki, Ya Resulallah, en eftal hicret hangisidir? Günahlardan uzaklaşmaktır. Dedim, Ya Resulallah, en eftal namaz hangisidir? Duası fazla olan namazdır buyurdu. Ya Resulallah, oruç nedir diye sual ettim buyurdu ki, ecrini, mükafatını bizzat Allahü Teala'nın kat kat vereceği bir farzdır. Dedim, ya Resulallah, hangi cihat daha eftaldir? Malı ve canıyla yapılan cihattır buyurdu. Sual ettim, ya Resulallah, sadakanın en eftali hangisidir? Az da olsa, fakirin gönlünü almak için verilendir buyurdu. Dedim, Ya allah Allahü Teala'nın indirdiği ayetler içinde en faziletlisi hangisidir? Alemlerin efendisi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ayetel Kürsi'dir. Ben yürürüm ya haram işlemekte ısrar. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de Pişman olur, terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşilada, Yavru Vatan, Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merkezi olan Lefkoşa'da Arab Ahmet Mahallesi'ndeki Arab Ahmet Camii'nin haziresindeyim. Buradaki hazirede daha önce mesela Baldöken e kabristanına baktık. Hiçbirinde hiçbir kitabe, hiçbir yazı yoktu kabirlerde. Koca kabristanda yazılı tek kabre rastlamadık. Burada ise çok iyi muhafaza edilmiş ve e, mermer bir lahit yapılmış üzerine e, iki tane de baş ve ayak şahide taşları dikilmiş. Baş taşında da çok güzel bir kitabesi var. Kitabesine ne yazdığında bilahire söyleyeceğim. Kimin kabri? İshak Paşa'nın kabri. Önündeki Kamil Paşa'nın kabriyle ilgili, Kamil Paşa'nın hayatıyla ilgili bilgileri önceki programlarda verdik. İshak Paşa ile Kamil Paşa'nın birbirleri de bir irtibatları var. Onun için de buraya yan yana, daha doğrusu ön öne defnedilmişler. Öyle nasip olmuş. Meşhur Asim Efendi'nin kardeşiydi bu. İshak Paşa. Antep yani ayın tap olarak geçiyor kayıtlarda. Nakibül Eşraf Kaymakamı Emin Efendi'nin oğlu. Şimdi Nakibül Eşraflık Osmanlı'da enteresan bir makam. Osmanlı Devlet İdaresi'nde seyitlere görevler verilirdi şeriflere görevler verilirdi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelenlere görevler verilirdi. Ama bunlara verilen görevlerin takibini vali, sadrazam, herhangi bir devlet makamında bulunan kimse değil, nakib eşraflık makamında bulunan kimse, onların aralarındaki problemleri çözer, maaş dağıtım işleri de o ilgilenir. İmparatorluk genelinde seyitlerin zaten kadılıklarda ayrı kayıtları tutulurdu. Sahte seyitler ortaya çıkmasın diye. Demek ki bu Nakibül Eşraf kaymakamı yani birisi Nakibül Eşraf tayin edilmiş ama o anda hastalıktan dolayı o görevi yapamıyor. Onun yerine başka bir seyit kaimi makam oluyor. Yani vekil gibi nakib vekili diyebiliriz. Vekiliymiş babası. Peki o kim? O da Seyit demek ki. Öyleyse İshak Paşa kim? İshak Paşa da Seyit, evladı Resul'dendir. Allah rahmet eylesin. 1808'de Antep'te doğdu. Babası Antep'te Nakib-i Eşraf kaymakamı iken o orada dünyaya geldi. Efendim, Çerkez Hafız Paşa'ya hazinedar oldu. 30 yaşlarındayken efendim kapıcı başı oldu. Bunlar büyük makamlar Osmanlı'da kapıcı başılık efendim. Yani kapıcı başı deyince kapıyı açıp örten insan değil. O makam sahibiyle görüşmeye gelenlerin bütün randevu işlerini ayarlayan kimsedir. Ona gerekli dış bilgileri veren kimsedir kapıcı başı. Ondan sonrası hemen vezaret gelebilir kapıcı başılıktan sonra. Padişah nezdinde ise eğer. 1851'de İstaplı payesiyle İstaplı amire denirdi buna Kıbrıslı Mehmet Paşa'ya ketüda oldu Yani bu öndeki kabrin Sahibine Ketüda oldu Yani onun Bütün iç işlerini yürütürdü Şam vali kaymakamlığı yaptı 1854'te Mir miranlıkla yani beyler beyliği payesi ile İzvornik kaymakamı oldu. 1856'da Rumeli payesi Hersek bu tasarrufu ve 1857'de Kıbrıs'a bu oldu. Kamil Paşa Osmanlı devlet kademelerinde yükselirken bu da yine Osmanlı devlet kademelerinde ama Kıbrıs'ın idaresinde bu tasarrufla getirilmiş oldu. Ve 1869'da da 61 yaşında vefat etti. Alim bir zattı. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Şairdi. Oğulları Başvekil Kadri Paşa ile Beylerbeyi Paleli Rasim Paşaları yetiştirdi. Şimdi İshak Paşa'nın bu baştaşındaki kitabesindeki yazılanları şöyle tam Türkçe'ye çeviremesem de sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli şeyler var burada güzel ifadeler var. O günün ifadeleri. İş bu mahalle defni hakkı itirnak olan İshak Paşa an asıl Ayıntap hanedanından ulûmü mütenev mütenevvi ede namı fartı zeka ile müştehir bir zat olup 1251 seneyi hicriyesinde hizmeti devlete sülük etti yani katıldı devlet hizmetine katıldı ile vatan ve milleti uğrunda pek çok hüsnü hizmet etmiş ve semere ve liyakat ve sadakati olarak derece derece kapıcı başılık İstablı amire müdürlüğü ve mir miranlık ile Rum ili beylerbeyliği rütbe ve payelerine nailiyetle Kes biteme 170 Yükselmiş e, kendi idarecilerin gözlerinde olduğu halde 76 senesi evahırında sonuna doğru iş bu cezireyi Kıbrıs mutasarrıflığından münfailen dersadete avdet üzere iken mutasarrıfluktan ayrılmış ayrıldı emri gelmiş İstanbul'a tayini çıkmış buradan ayrılmak üzere iken azmi rahı cenan efendim olmuştur. Rahmetullahi aleyh. Yani tam yeni görevine gidecek Kıbrıs'ı o kadar seviyormuş ki efendim. allah Teala'nın takdiri ecel gelmiş ve burada e, defnedilmiş. Allah rahmet eylesin. Bu kabristanda efendim kimlerin kabirleri var? Onları da söyleyeyim. Bunlardan başka yani Kamil Paşa ile İshak Paşa'dan başka diğer kabirlerde olanların da isimlerinde söylemek istiyorum ki ola ki Programda bunu gördükten, dinledikten sonra benim akrabalarımdan, dedemden, dedemin dedesinden birilerinin daha kabri demek ki Arap Ahmet Cavi'nin haziresi diye kalkıp gelen o. Çünkü bana çok kimse soruyor. Benim dedem paşaydı. işte onun kabrini ben nasıl bulurum? E biz de böyle bulduğumuz yerlerde bu ön bilgileri de vermek istiyoruz. Şerife Zeynep Hanım var. Şerife demek Şerif Hanım. Ama hanım olarak kullanınca Şerife deniyor. Yani bu hanımefendi Seyit. Şerife Zeynep Hanım 1863'te vefat etmiş. Selekhur Köroğlu Es-Seyyid Hüseyin Ağa 1835'te vefat etmiş. Hafız Hasan Adil 1851-52'de vefat etmiş. Şerife Emine Hanım yine Seyyide bir hanımefendi bu ama Şerif kolundan. 1839'da vefat etmiş. Arif Efendi 1812, Raşit Esat Efendi 1847, Esseyyid Hasan Efendi 1823, Cürcü Mehmet Ağa 1823, Hacı Mümine Hanım Efendi 1814 en kıdemlisi Hacı Mümine hanımefendidir. İşte bu zatlar da burada yatıyor. Kabirler de bakımlı, güzel. Şimdi biz Arap Ahmet Camii'nin avlusuna hareket edip son cemaat yerinde birkaç bilgi daha vermeye çalışalım efendim. Arap Ahmet Camii'nin son cemaat yerine geldik. Genişçe bir avlusu var buranın zaten. Tamamıyla Kıbrıs taşlarından kesme olarak inşa edilmiş. Öyle uyduruktan yamama kesmede değil yani kalenin surlarında olduğu gibi 1575'lerde Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Arab Ahmet Paşa tarafından Arabistan tarafından geldiği söyleniyor. Ben Seyit olması ihtimalini daha çok öne alıyorum. 1845'lerde yani Sultan Abdülmecit Han zamanında köklü bir onarımdan geçmiş. Son cemaat yeri iki paye sağımda, iki paye solumda olmak üzere dört paye efendim, üzerine oturtulmuş bir orta kubbe, iki tane de yan kubbe var. E, i̇ki yanında mihrabiye olarak yani son cemaat yerinde hani bir cemaat daha yapılabilir diye onu da imamlık yapacak kimsenin gireceği bir mihrabiye buraya konmamış şimdi taş kapısında sizlere birazcık anlatayım Efendim taş kapısı yine kesme taşlardan yapılmış kilit taşı mevcut ee, güzel bora taşlarından yapılmış kitabe yeri ise maalesef boş bir mermer konmuş oraya İhtimal bunun o dönemin yazısıyla yazılmış bir kitabesi de vardı fakat ne oldu, ne etti bilemiyorum. İngiliz döneminde bu vakıf eserler zaman zaman birilerinin kontrolüne geçmiş. İhtimal ki o zamanlarda bir taarruza da uğrayabilir veya birisi dünya metaı için buna el koymuş olabilir. Bu Arabahmet Ahmet Paşa hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Kimdi bu Arabahmet Ahmet Paşa? Efendim, evvela hayatını sonra da caminin yapılış hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Tersaneden yetişti Arap Ahmet Paşa. Tersaneden yetişti demek yani tersane gemilerin yapıldığı yer yaparım. Orada kim olur? Kim yetişir? Denizciler yetişir. Yani gemiyi tanıyacak. Hem gemiyi inşa edecek hem de o gemiyle icap ederse deniz seferlerine gidecek kimselerdir. Tersaneden yetişti o demek. Yeniçeray Ocağı'ndan yetişebilir bir insan, asker, Osmanlı'da. Sipahi Ocağı'ndan yetişebilir veya Seferli Koğuşu'ndan yetişebilir. Bunlar hep asker takımıdır efendim. Topçu Ocağı'ndan yetişebilir, o ayrıdır. Topçunun humbaracısı da ayrıdır. Bir de tersane ocağından yetişir. Bu tersane ocağından yetişmiş bir kimse. Burada yükselerek, orada görev başı eğitimi yapılırdı. Yani kişiler hem ilmi e, meseleleri okurlar, öğrenirlerdi hem de tatbiki olarak orada fiilen çalışırlar idi. Yükseldi yükseldi, kıymetli bir insandı, zeki, tersaneket hüdası oldu. 1558'de Rodos beyi oldu, tabi tersaneden geldiği için, denizci olduğu için Rodos adasının beyi oldu. Tabi denizci olması lazım, karacı bir insan orada bir beylik, valilik yapamaz. Denizci birisi olması gerekir. Sonra 1561'lerde Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında o görevden alındı. demek ki tam başarılı olamadı orada. 1578'de efendim vefat etti. Vefatı da enteresandır. Kıbrıs Beylerbeyliği de yaptı. Bu arada Safahat'ın da başka görevleri var. Fakat Sicili Osmani bu görevleri biraz pas geçmiş. Ben de neden olduğunu anlayamadım. Onun için de sizlere bu hususta bilgi veremiyorum. Kendi hizmetinde olan uşakları tarafından maalesef su sui kast ile vefat ettirildi. Arabahmet Paşa kendisinin yaptırdığı Hatuniye mescidine de defnedildi. Oraya bir de çeşme yaptı deniyor. Şimdi burada Beylerbeli'yi yaptığı sırada herkes idaresinden memnundu. Koca bir semt kurdu. Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında da dahil Fatih'ten itibaren hatta 2. Murat Han'dan itibaren bir şehrin fethine katılan komutanlar fetifi mütakip o şehirde mahalleler kurarlardı efendim. Bu bir usuldü. Hatta kanundu. Mesela Davut Paşa mahallesini İstanbul'da Davut Paşa kurmuştur. Mahalle kurmak şu demek. Mahalleye bir mektep, bir cami, bir imaret, bir mahkeme kurar ve oraya yerleştirecek olan Anadolu'dan gelecek aileleri de oraya nakleder. Onların yerleşmesini sağlar, onlara meskenler tayin eder. İşte bu kimse, bu paşa mahalle kurmuş olur. Arab Ahmet Paşa da Arab Ahmet Mahallesi'ni kurmuştur. Bu mahallenin özellikleri var ama bu programda Artık onu yetiştiremedik. Caminin harim kısmına girdikten sonra Arab Ahmet Paşa'nın mahallesine de gideceğiz. Onu da bundan sonraki bölümde artık seyredeceksiniz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.